akşamlar sevgili seyircilerimiz. Saatlerimiz 18.30'u gösterirken günün güncesini aktarmak üzere bu akşam da hafta içi her akşam olduğu gibi 1,5 saat boyunca sizlerle olacağız. Önemli konu başlıklarını sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Gündemin biraz dışına çıkıp binlerce yıl öncesine antik döneme gidiyoruz. Pazartesi günü geçen hafta da kıymetli hocamla birlikteydik. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bugün devamında antik Helen uygarlığının Perslerle karşılaşmasını, dolayısıyla Büyük İskender'i yani Makedonların doğu seferlerini ve oluşan o yeni doğu-batı sentezine konuşacağız. Çok değerli hocamız Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Tolga Albustanlıoğlu bizimle olacak sevgili seyirciler. Dediğim gibi biraz gündem dışına çıkacağız ama binlerce yıl öncesinden bugüne uzanan o doğu-batı sentezinin hem siyasal hem de kültürel buluşmasının hatta bugüne olan yansımalarının etkilerini konuşacağız. Önce saat 20'deki ana haber bültenimizin başlıklarını haberin güncesiyle bakalım. Siyasi partilerde yerel seçim için çalışmalar hız kazandı. Pek çok il ve ilçede partilerin adayları netleşti. Şimdi partilerin vaatleri merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesi için 30 Ocak'ta Ankara'da program düzenleyecek. CHP'de gözler İzmir adayına çevrilmiş durumda. Kentte aday belirleme çalışmaları sürüyor. MHP ise mitinglere başlıyor. İlk mitingin adresi Mersin. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 108 gün geride kalırken 25 bini aşkın Filistinli de hayatını kaybetti. Hamas da 7 Ekim 2023'te düzenlenen Aksa tufanına ilişkin bir rapor yayımladı. Sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız sürüyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı da Zeytin Dalı Harekatı'nda 12 askerimizin şehit olduğu saldırının sorumlularından Sakine Kaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 13 Kasım 2022'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin dava devam etti. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili davada 3 sanığın daha tahliyesine karar verildi. 2016 yılında hayatını kaybeden CHP'nin eski milletvekili Kamer Genç, ölümünün 8. yılında anıldı. Genç'in mezarı başındaki törene CHP lideri Özgür Özel de katıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzaydan ilk canlı bağlantıyı yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Gezer Avcı hem gerçekleştireceği deneyleri hem de yerçekimsiz ortamı anlattı. Tarımda maliyet katlanmaya devam ediyor. Resmi verilere göre çiftçinin enflasyonu Kasım'da yıllık %38,82 arttı. Araç muayene ücretlerine zamlar devam ediyor. Periyodik olarak yapılması zorunlu olan araç muayene fiyatları 2024 yılında %61 arttı. 2017'den bu yana artış %818'i buldu. Türkiye'de son günlerde sahillere vuran cesetler büyük yankı uyandırdı. Antalya sahilinde 6 ceset bulunmuştu. Bugün Serik'te bir otelin sahilinde 2 ceset daha bulundu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde de uzuvları eksik bir kadın cesedi sahile vurdu. Son 6 günde Antalya ve Muğla'da bulunan ceset sayısı 9'a yükseldi. Çin'in Yunnan eyaletinde bir köyde toprak kayması meydana geldi. 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 47 kişi de toprak altında mahsur kaldı. Sevgili seyircilerimiz birlikte izledik ana hatlarıyla günün başlıklarını saat 20'de de ayrıntılarını bulabileceksiniz. Güne dair tüm gelişmeleri takip etmek için ana haber bültenimizi kaçırmayınız diyerek başlayalım. Pek çok filmi vardır, pek çok anlatıya, destana konu olmuştur kuşkusuz. Helen
ve Pers uygarlıklarının buluşması tabii. Savaşmasıyla başlayan o buluşma. Çok merak ettiğimiz konu başlıkları var. Mesela Büyük İskender'in Akdeniz'den ta Hindistan'a uzanan o büyük imparatorluğunun Perslerle buluşma noktası. Hep de Anadolu topraklarında meydana geliyor oluşu. Çok kıymetli hocamız, konuğumuz, Başkent Üniversitesi Kültür Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Tolga Albustanlıoğlu'na soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam geçen hafta konuşuyorduk, en son Pers uygarlığı artık Anadolu'da, Batı Anadolu uygarlıklarını tehdit eder hale gelmiş. Hatta Lidyalılarla savaşmıştı. Tabii orayı biraz daha başa alarak size anlatacaksınız ama belki burada anlam karmaşasına yol açan Helenler ya da Helen uygarlığı deyince kimlerden bahsediyoruz? Size yayın öncesinde sordum. Ne zamandan sonra biz artık Helen kelimesini kullanabiliyoruz? Bir Helen uygarlığından bahsedebiliyoruz. Konuşmamın devamında oraya geleceğim ama sorduğunuz için hemen önceden cevaplayayım. Tabii şöyle bir bakış açısı var. Özellikle Batı tarihi, tarihi yazarken, ilk çağ tarihini yazarken Antik Helen'i yani Yunanistan ana karasını biraz daha devasa ve böyle her şeye hakim, muktedir. Her şeyin sahibi, bütün buluşların, felsefi görüşlerin, kentleşmenin, mühendisliğin yani her şeyin sahibi olarak onları görüyorlar. Fakat artık baktığımızda biz yani Anadolu'da yapılan kazılar ki bunun için zaten biz arkeolojiyi ve kazıları benimsiyoruz. Bütün bu ortaya çıkan veriler, yeni veriler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Tabii ki biz antik Yunan'ı, antik Helen'i yani kıta Yunanistan'daki Helen'i refüze etmiyoruz onu. Bünyemizden atmıyoruz ama bir de ciddi anlamda ilk çağ tarihine damgasını vuran bir Anadolu yarımadası var. Biz bunu sahipsiz bırakamayız. Yani bunu tamamen bir Batı tarihinin öngördüğü, onun yazdığı şekliyle düşünürsek, onun yazdığı şekilde anlamaya çalışırsak hata yapmış oluyoruz. O yüzden biz şu ayrımı yapmak zorundayız. Evet, tabii ki bir antik Yunanistan, Helen var. Grek uygarlığı, antik Grek ama Anadolu'da var. Anadolu. O yüzden Anadolu'dan bahsettiğimiz İyonyalılar, Lidyalılar, Fenikeliler, tüm Batı Anadolu uygarlıkları. Yani biz hep söylediğimiz gibi daha önce yaptığımız programlarda da biz hepsini bunların Helen yapacaksak o zaman bize hiçbir şey kalmayacak. Halikarnas balıkçısının dediği gibi. Yani biz neyi kurgulayacağız, neyi savunacağız, hangi arkeolojik, hangi tarihsel veriyi biz Anadolu'ya koyacağız. Bu Anadolu toprağının ürünüdür diyeceğiz. O yüzden gerçekten bu ayrımları iyi yapmak gerekiyor. Ve hep de söylediğimiz gibi yani Batı'nın Yunanistan'ı tüm Akdeniz ve Ege havzasının bir sahibi gibi gösterme imajı var, düşüncesi var. Tabii ki bir takım etkileşimler olmuş ki bahsediyoruz Doğu Batı yaklaşımları diye. Ama tutup da her yeri bir Helen denizi haline getirmiyoruz maalesef. Yani, hatta Makedonya dahil Yunanistan tarafından sahiplenilmiş, Büyük İskender sahiplenilmiş olduğu için birazdan onu da konuşacağız. Tabii ki yani ki o dönemde hani şehir devletleri var zaten. Yani ilk çağ coğrafyasını düşündüğümüzde. Yani bugün düşündüğümüz kavramla kendilerine Yunanistan, Türkiye, Fransa, Almanya gibi isimler vermemişler. Kent devletleriyle anılıyorlar. Yani hepsinin bir şehir devleti var. Polis deniyor antik dönemde. Onların hepsinin ismi var ve hepsi kendi içerisinde özerken yani kendi zaten devlet diyoruz, şehir devleti. Ama tabii ki kimi zaman bu bölgesel devletler, şehir devletleri bir araya gelip bir federasyon oluşturabiliyor bir tehlikeye karşı. İşte birazdan bahsedeceğimiz Perslere karşı ama bu bunların belli bir hani vatan toprağını savunma veya bunu koruma içgüdüsünden değil tamamen kendi şehir devletlerinin siyasi ve ekonomik gücünü sürdürebilme veya devam ettirme ereğinden geliyor, amacından geliyor. O yüzden tabii ki hani yeri geldikçe bunları da deneyeceğiz. O yüzden
bu şekilde her tarafı bir Helen Makedon, ona da değineceğiz. Büyük İskender Yunanlı mıydı, Makedon muydu? Hayır, Makedon'du. Kendinde zaten Makedon kralı olarak söylüyor. Makedon kralı, prensi olarak geçiyor Büyük İskender. O yüzden tabii belli kavramları belli yerlere koymamız gerekiyor. Sınırları iyi belirlememiz gerekiyor deyip. Lidyalılarla başlayalım. Lidyalılarla başlayalım. Geçen hafta tabii ki böyle programlar birbirinin devamı değil ama geçen hafta bahsederken Lidya Krallığı'nın, Lidya'da bugün Manisa ili merkez olmak üzere, onun çevresinde özellikle Sardes, antik kenti Sard'da, Lidya Krallığı'nın merkez kenti, Kroizos'un meşhur ve son kralları, Kroizos'un doğuya doğru bir sefer yapma politikası ve çünkü çok varlıklı dediniz. Çok çok zenginler. O verimli bütün topraklar dediniz. Paktalos Nehri'nden Karun bahsetmiştik. Evet, o Midas'ın altın dokunuşunun Sart'taki Sart çayına, Paktalos çayına nasıl geçtiğini ve tabii ki Lidya'nın bu zenginliğinin, altın rezervlerinin ne kadar onu ekonomik yönden güçlendirdiğini ve tabii bütün bu siyasi, politik ve askeri gücüne güvenen Kroizos'un da sınırlarını doğuya doğru genişletme politikası, bir yerde doğuda olan günümüzdeki İran sınırları içerisinde o dönemde Pers olarak adlandırılan krallığın Anadolu topraklarına girmesiyle başlıyor ve gerçekten burada da uygarlık tarih açısından çok kesif ve nirengin noktası oluşturabilecek bir olaydır bu. Eğer gerçekten Kroizos doğuya doğru sefer yapmasaydı ve Persler Anadolu'ya gelmeseydi bir şekilde, bugün dünyanın siyasi politik seyri nasıl olurdu? O da soru işaretlerinden birisi. Programda da onlara küçük küçük değinmeye çalışacağız. Persler tabii ki geliyor ve Kroizos... Bu arada hocam, geçen hafta da soracaktım ama süre elverişli değildi. Persler zaten hali hazırda Anadolu topraklarına gelmiş miydi? Kroizos Perslere yönelmiş olduğu zaman gelmemişti. Doğuya doğru devam ediyor. Tabii ki bölgesel halklar var. Yani ya Pers krallığına bağlı küçük topluluklar, onların sınırlarının biraz dışında da kalsa yaşayan halklar var ama belli bir o dönemde krallığa tabi olmayan, kendi içinde yaşayan özel halklar da var. Tabii Lidya'yı biliyorlar Persler, güçlü olduğunu, işte o askeri gücünü, ekonomik gücünü biliyorlar. Ve Kroizos'un bu doğuya doğru sefer politikası Persleri endişelendiriyor. Ve doğal olarak onlar da batıya doğru, yani Lidya'ya doğru sefer yapıyorlar. Ve o çok güçlü, muktedir dediğimiz Lidya Krallığı 14 günlük bir Sardes kuşatmasıyla düşüyor. Ve kent teslim oluyor. Tabii Persler çok da acımasız yakıp yıkıyorlar. Tamamen ve İonya, yani kıyı Ege'deki bir yerde Lidya'nın kendilerinin hamisi gibi gördükleri ve çok güvendikleri Lidya'nın Perslerin eline geçmesi onları da çok tedirgin ediyor. Çünkü Persler tüm Ege'yi bir yerde kuzeyden güneye doğru ta Antalya'ya kadar tamamen bütün kentleri, şehir devletlerini ele geçirerek ve biraz da acımasızca ele geçiriyorlar. Ve güneye kadar iniyorlar. Hatta bir anekdot vardı. Onu geçen hafta okumak istiyordum. Yarım kaldı. Şimdi Kroizos'un danışmanlarından Sandamis Kroizos'a şunu söylüyor. Kralım diyor, savaşacağımız insanların haline bak. Yani Perslerden bahsediyor. İstedikleri kadar değil, buldukları kadar yemek yiyebiliyorlar. Şarap nedir bilmezler. İçkilerine su karıştırırlar. Ülkelerinde incir gibi güzel meyveler yetişmez. Sana verecekleri bir şeyleri yok ki, fakat yenilirsen bizim elimizdeki şeylerin tadını alacaklar. Bir daha da bırakmak istemeyecekler. Bence tanrılar Perslerin aklına Lidya'ya saldırmayı getirmediklerinden kendimizi mutlu saymalıyız diyor ama maalesef sonradan bu dile olmuyor. Çünkü Kroizos devam ediyor, işte o biraz da danışmanını dinlemiyor. Ve tabii ki Persler bir anda Anadolu'nun ve bütün kent devletlerinin o dönemdeki sahibi oluyorlar. Ve bu dönemle birlikte, yani 6. yüzyılın hemen 3. çeyreği içerisinde artık Anadolu'da bir Pers hakimiyetinden söz edebiliyoruz. Tabii ki bütün şehir devletleri artık Perslerin idaresinde ve bir yerde Perslerle birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Tabii bu
biraz da Atina'nın önderliğini çekti. Kıta Yunanistan'ın çok fazla hoşuna gitmiyor. Çünkü Anadolu'da ticaret yaptıkları, ekonomik ve siyasi yönden ilişki kurdukları kentlerin tamamen bir Pers idaresine, Doğu bazlı bir idarenin altına girmiş ki o dönemde işte satrap denilen Persli valiler var. Ve bunlar bölgesel valiler. Ki ondan önce şehir devletleri Türan adı verilen Tiranlık da deniyor. Şehir devletinin yöneticileriyle yönetiliyor. Bir anda böyle bir de ortaya satraplık denilen bir sistem peydahlanıyor. Tabii bu esasında bir hoşnutsuzluk yaratıyor. Hatta bu hoşnutsuzluğu bir fırsat bilip İon ayaklanması denilen bir ayaklanma vardı. İon ayaklanması. Biraz da buradaki kent devletlerini kışkırtarak Perslere karşı bir hareketi, başkaldırıyı da Atina özellikle örgütlüyor. Hatta kısa bir dönem Miletos tiranı Aristogoras şeye kadar gidiyor, Sard'a kadar. Artık Sard'da tabii Lidyalılar yok, Persler var. Kısa bir dönem azıcık oraya zarar verse de Persler tabii bunu çok ağır bir şekilde cezalandırıyor. Ve bakıyorlar, ağa diyorlar ya, daha da batısı var esasında. Yani batıya doğru gidebiliriz. Çünkü Atina'nın ve önderliğinde bu tür bir isyanın başlatılmış olması kendileri için bir tehdit oluşturuyor. Ve diyorlar ki biz Yunanistan'a bir sefer düzenleyelim ve hani onları bu ayaklanmaya veya bu ayaklanmayı çıkardıkları için cezalandıralım. İlk başta Trakya tarafından yukarıdan, Makedonya'nın oradan Yunanistan'a bir sefer düzenlemek istiyorlar. Yalnız orada büyük bir fırtınaya yakalanıyorlar. Aynaroz, yanlış hatırlamıyorsunuz, Aynaroz dağı eteklerinde büyük bir fırtına. 300'e yakın gemileri batıyor. 20 bine yakın da askerleri ölüyor. Daha savaş başlamadan, yani çok büyük bir doğal afet içerisinde kalıyorlar. Onu da size sormuştum. Perslerin gemisi var mı diye. Var, olmaz. Var tabii. Çünkü tabii ki onlar, biraz önce söyledim ki, kendi donanmaları da var. Yani Basra Körfezi. Onlar da Basra denizle ilişki içerisindeler. Tabii Anadolu'ya geldikten sonra da İyon devletlerini bir işgal yerde edince. İşgal edince tabii onların doğru askeri gücü de Perslerin gücü haline gelmeye başlıyor. Bu sefer tekrar bir planı devreye koyuyor. Bu hala sefer, ama İskender yok o sırada. Daha İskender, yani İskender'e gelmedik. Daha gelmedik. Ona birkaç yüzyıl daha var birkaç yani arada. Ve Darius, özellikle 1. Darius başa geçtiği zaman diyor ki biz bir sefer daha yapalım. Nasıl yapacağız? Bu sefer bir donanma teşkil ediyor. Ve bu donanmayla birlikte işte ilk önce bu isyanın esas başladığı Eğriboz Adası kısmında Naxos'u ele geçiriyor adayı. Ve oradan donanmayla birlikte Yunanistan'da meşhur bir, bugün de ismini çok fazlaca zikrettiğimiz Maraton Körfezi'ne çıkıyorlar. Esasında Maraton Savaşı enteresan bir savaş. Tarihe de şu şekilde damgasını vurmuş. Maraton Körfezi'ne Persler çıkış yapıyorlar ve Yunanlılar Perslerin Maraton Körfezi'ne donanma ile çıktıklarını haber vermek için Atina'ya bir ulak yolluyorlar. Haberci yolluyorlar. Habercinin ismi Feidippes. Ve bu Feidippes haberci meşhur efsanevi koşusuna başlıyor. 42 kilometre. Maratonla Atina arasındaki evet koşu. Perslerin geldiğini haber veriyor ama yorgunluktan yığılıp kalıyor, ölüyor. Ve o gün bugündür olimpiyatlarda, ki olimpiyatlarda ilk defa Olimpiya kentinde Zeus onuruna yapılan şenliklerin veya oyunlardan ortaya çıkmıştır. O gün bugündür de olimpiyat oyunlarında en son oyun bu atletin o efsanevi koşusu adına maraton koşusu olarak adlandırılmıştır. Maraton koşusu odur. Olimpiyatların kapanış oyunudur esasında. Kapanış koşusudur. Hı. Ama buradaki tema ve 42 Perslerle, evet Perslerle, Perslerin maratona gelip Atina'ya doğru sefer yapıyorlar ama başarısızlıkla sonuçlanıyor bu. Yani Yunanlılar Persleri püskürtüyor. Tabii bu sefer Darius tekrar bir sefer planı ortaya koyuyor. O da enteresan.
Fakat tam bu sefer planını ortaya koyarken ölüyor ve meşhur Xerxes, Perslerin o meşhur krallarından bir tanesi Xerxes başa geçiyor. Burada böleceğim. Çünkü şunu soracağım. Galiba dünyanın ilk süper gücü diyoruz ya Persler için. Evet. Doğru oluyor bu durumda. Yani doğru. Büyük İskender sonra en büyük imparatorluğu kuruyor ama ilk süper gücü. O da Persler nasıl bir ilişki kuracak? Oraya da geleceğiz. Evet. Yani esasında bazen diyorlar tarihin bir mantığı var mı? Evet var. Yani silsileyi doğru koyduğumuz zaman böyle domino taşları gibi geliyor. Oturuyor, esasında. Evet. Yeter ki o bağlantıları veya tarihin de bir felsefesi var. Bir formülü yok ama bir felsefesi var. Belli kuramları, belli olayları iyi düşünürsek, bunları kurgulayabilirsek o silsile devam ediyor esasında. Evet. Ve onların yansımaları var tabii günümüze. İşte biraz önce kuşkusuz maraton koşusu maraton. Dediğimiz gibi. Yani maraton koşusu deniyor ama bugün hani sorsak ya bu nedir maraton koşusu? Niye maraton koşusu? İşte maraton koşusu diyeceklerdir. Yani ama işte kökeni buraya dayanıyor. Xerxes başa geçiyor. İşte Xerxes başa geçtikten sonra iş biraz daha değişiyor. Xerxes emir veriyor ve bugün Çanakkale Boğazı üzerinden yanlış hatırlamıyorsam bir taraf Abidos, Naraburnu, diğer taraf Sestos antik kenti. O da Eceabat tarafında. Yaklaşık mesafede 1.3 kilometre kadar. Buraya ilk önce ahşaptan köprüler kurduruyor. Fakat Sait abi de ekrana taşıdı az önce. Onun öyküsünü şimdi anlatmaya başladık. Köprülerin hikayesi. Fakat bu köprüler yıkılıyor ve tabii herkes çok sinirleniyor. Bu köprüyü yapanları cezalandırıyor. Onlar ölüyorlar. Bu sefer tekrar gemilerden bir köprü yapıyorlar. Yani gemileri koyarak ki o dönemin önemli gemileri var. İşte kürekli gemiler, Pantokorome ve Trirem denilen gemilerden bir köprü oluşturuyor. Ekranda şu ve enteresandır. Yani bu tür köprüler ondan sonra yani gemi köprüleri çağlar boyunca ilk defa burada olmak üzere yani Çanakkale Boğazı'nda yapılmış bu köprüyü de örnek alarak hemen hemen işte İkinci Dünya Savaşı'nda bile görüntülerde vardır. Herkes botlardan, gemilerden böyle köprüler yaparak işte evet görüntüye de geldi. Çünkü taşıyıcı, şimdi köprülerde taşıyıcı kolonlar olur, sistemler olur. Burada da gemiler mi taşıyıcı? Evet, gemileri taşıyıcı olarak kullanıyorlar. Üstüne de ahşap. Ve bu mantık aynen devam etmiş. Evet. Yani hemen hemen her dönemde Roma da bunu kullanıyor hatta. Birçok kabartmalarında yine bu tür gemilerden mesela Trajan sütununda onun Dakya seferinde yaptığı seferdeki bu nehirlerin aşılmasında özellikle gemi köprüleri kurduklarından hep bahsediyorlar. 2000 ama yıl kullanılıyor yani. Kullanılıyor. Yani işte biraz önce fotoğrafta da vardı İkinci Dünya Savaşı'nda da. Yani her yerde ordular esasında bu tür lojistik geçişlerde gemileri kullanmışlar ama onun da çıkış noktası Xerxes'in ilk defa Çanakkale Boğazı'nda bunu yapması. İzninizle Herodot'un bununla ilgili bir bahsi var, bir pasaj geçiyor. İzninizle onu okumak isterim. Denizi seyreden Darius geriye döndü ve Samoslu Mandrokles'in yapmış olduğu köprüye doğru yelken açtı. Deniz kıyısına beyaz mermerden iki direk diktirdi. Birine Asur, öbürüne Yunan harfleriyle savaşa götürdüğü halkların dökümünü yazdırdı. İmparatorluğundaki ulusların hepsini götürmekteydi. Bütün bu birliklerin hesabı yapılmıştır. Donanmayı saymazsak atlı ve yaya hepsi 700 bin kişidir. Oo. Donanmada ise 600 gemi vardır. Sordunuz ya donanma. Evet hocam ve 700 bin. Bu çabucak yapılan sağlam köprü Darius'un çok hoşuna gitti. Samoslu Mandrokles'e verilecek ücretin 10 katını ve değerli hediyeleri verdi. Mandrokles de karşılık olarak bir paeostum yazdı, bir anıt yazıtı. Hı. Köprünün aslına bakılarak yapılan tabloyu Samos'taki Hera Tapınağı'na astırdı. Tabloda köprüyü ve şeref tahtında oturan Darius ve boğazı geçen ordu betimlenmiştir. Orada şöyle yazıyor Paeostum'da. Mandrokles bunu Hera için ayırdı. Balıkları bol Bosforos'ta dalgalar hükmeden bir köprü. Bu değersiz tablo bu duvarlara asılsın. Zira Darius'un planlarını uygulayan adam kendisinin ve Samos'un şerefini yüceltti. Bu işi yöneten adamın bıraktığı anıt böyledir diye Herodot da bahsetmiş. Yani tarihe de düşüyor ve köprü ve geçişler
hemen hemen uygarlık tarihinde, antik çağdan başlayarak çok önemli bir yer tutuyor. Hatta Leonardo'nun ikinci Beyazıt'a ilk önce Haliç'e, daha sonra da hatta İstanbul Boğazı'na bir köprü yapımı için mektup yazdığı evet. biliniyor. Bu mektup Fransa'da orijinali ve onu da 1502-1503 tarihine tarihlendirilmiş bir şey. Orada da tercümesi şöyle, Leonardo II. Beyazıt'a yazıyor. Acizleri Efendimizin Galata'dan İstanbul'a bir köprü kurdurmak için teşebbüse geçtiklerini işittim. Lakin bu işe ehil bir kimse bulamadıklarını öğrendim, diyor Leonardo da Vinci. Beyazıt'a. Plan varmış ama evet, uygulanmamış. Böyle bir teşebbüslerin olmuş. Teşebbüs varmış. Bu işten anlayan kulunuz arzularınızı gerçekleştirebilir. Köprü yüksek bir kemer üzerine kurulacaktır. Fakat bu kadar yüksek kemerli bir köprü üzerinden kimsenin geçmek cesaretini gösteremeyeceğini düşündüğüm için kenarlarını tahta parmaklıklarla örteceğim. Kemeri o kadar yüksek tasarlamamın sebebi altından yelkenlerin rahatça geçebilmeleri içindir. Efendimiz Hazretleri irade buyururlarsa Anadolu sahiline kadar uzayacak, gerektiğinde açılır kapanır bir köprü dahi inşa edebilirim. Burada su daima hareket halinde olduğundan kenarların aşınmaması için bir çare de düşündüm. Bununla su akıntısı dirsek ve kenarlara zarar vermeyecektir. İnşallah Sultan Hazretleri bu aciz kulunun sözlerine inancını bağışlar da onu her zaman hizmetlerinde görmeyi arzular ve cevap vermek lütuflarını esirgemezler diye yazmış ama olmamış. Yani hatta işte tarih de veriyor. Leonardo da Vinci'nin tasarladığı köprü 25 metreden fazla genişliği ve yüksekliği de 41 metreyi geçmekte. Uzunluğu ise 350 metre oluyormuş ama hiçbir zaman yapılmamış. 1836 yılına kadar da iki yaka ancak kayıklarla geçilerek kat edilmiş. Galiba tahta değil mi Leonardo'nun evet, da? Evet, tabii ahşap, sonra da ahşap yapılıyor. Ama yani bunu önerdiğini, çok Beyazıt'a ilginç, evet. bu mektubu yazdığını, hatta sadece Haliç'le sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Boğaz içinde, yani Boğaz'ı da geçmek için bir köprü tasarladığını da belirtiyor. Böyle enteresan hani köprülerde yani bu Zerkes'in, Darius'un boğazları, denizi geçme bu anlamda fikirleri tabii ki daha sonra Büyük İskender de aynı şekilde geçecek. Yani o hani biraz aynı düşman gördü Pers'e. Aynı tabii gemi köprüsü kurarak ilk defa geçecek. Ondan da vaktimiz olursa bahsederiz diye düşünüyorum. Ve enteresan tabii bu büyük köprüleri yapıp Yunanistan'a sefer düzenliyorlar ve meşhur hatta filmlere de konu oluyor diye programın açılışında söylemiştiniz. 300 Spartalı filmi meşhurdur. Bir Hollywood prodüksiyonu yine. Orada da Perslerle Yunanların savaşı anlatılır. Termopil denilen bir geçit vardır. Termopil Savaşı denir zaten ona. Onun görüntüleri var Termopil Savaşı. Evet, Termopil ile ilgili. Termopil esasında termos, antik Grekçe'de sıcak demek. Pilos, kapı demek. Termopilos, sıcak su kapıları, yani geçidi. Neden? Kaplıcalar var orada. Yani herkes. Sıcak su kaynakları var. Çok dar bir boğaz. Tabii ki yani bir iğne deliğinden geçmek zorundalar. Yani bir boğazı kat etmek zorundalar. Tabii büyük bir Pers ordusu var karşılarında. O köprüleri yapıp geçmiş, Yunanistan'a kadar gelmiş. Diğer tarafta da tabii Yunanistan'ın korunması. Çünkü Persler eğer bir yerden başlayıp bütün kent devletlerini ele geçirmeye başlayacaklarsa bu diğer şehir devletlerini de etkileyecek. O yüzden Spartalılar, yani Sparta polisi, Sparta şehir baş komutanları Leonidas olmak üzere işte 300 Spartalı oradan geliyor zaten. 300 tane askeriyle bu geçidi, Termopil geçidini Perslere karşı savunuyor. Hepsi ölüyor Leonidas da olmak üzere. Hatta daha sonra işte... Hocam filmin sonunu söylediniz. Ama zaten... Öyledir ya, yok evet, spoiler verdiniz. Evet, evet, şeyi de vermiş olduk filmin sonunu. Artık izlemeye gerek. Ama ben o filmi açık... Yani, çok gerçekten. Yani ben ilk... yani onların 1950-60 çekimi bir film var esasında. 300 Spartalı diye. Açıkçası son o Hollywood
prodüksiyonu olan o biraz bilgisayar animasyonları, yani Persleri çok kötü gösterip hani o Spartalılar işte muhteşem hepsi, evet. işte kaslı böyle şeyleriyle cengaver. Muhteşem Yunan kültürü. Evet, muhteşem Yunan kültürü. Hani kötü kaba. Barbar doğdular. Barbar lafı da çok enteresan. Esasında Antik Grekçe'de barbar yabancı demek. Hı-hı. Hani biz bazen deriz ya, ya işte barbar carcar konuş. Evet, hani evet. Barbar bağırma. Yani yabancı dil, yani başka bir dilde bir şey söylüyorsun ben anlamıyorum tarzı. Biz tabii barbar terimini böyle kaba vahşi kaba olarak vahşi. Düşünmüşüz ama yani Grekçe'de barbar demek kendi ülkesinden olmayan, başka ülkeye ait bir kişi demek. Yani başka bir dili konuşan halk demek. Onu da antiparantez söyleyeyim dedim. Çok ama tabii yaptınız. Terim olarak hani barbar dediğimizde böyle biraz vahşi, antipatik kaba ve evet imaj. Hani saldırgan bir imaj uyanıyor. Doğal olarak tabii Atina yağmalanıyor. Persler tarafından büyük bir yağmalanma. İşte o zaten daha sonra Partenon Erektion eklenir, önemli parçalar eklenir ve tabii ki bu saldırı belli bir süre devam etse de Atina bunu yine püskürtüyor ve tekrar Persler Anadolu kıyılarına geri dönüyorlar ve artık diyorlar ki biz bir ikinci büyük sefer daha yapalım ve bu şeyle olsun, donanmayla olsun. Bu sefer diyorlar ki bize bütün şehir devletleri donanmalarını verecek, gemi ve asker yardımı. Üç bir donanma topluyorlar ve denizden saldıracaklar. Hatta donanma komutanı, yani Pers donanmasının başındaki komutan, amiral diyelim, amiral. Bir kadın. Anadolu'lu İon, Artemisia ismi. Yani donanmanın komutasını bir kadına teslim etmişler. Persler düşünün. Yani, İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ve şimdiki İran'la mukayese olmaz. Yani evet, var mı yok mu bilmiyorum ama o dönemde bir donanmanın komutası Artemisia adındaki bir kadın amiralde. Tabii tarihte iki tane Artemisia evet. var. Biri Mausolos'un eşi, o büyük dünyanın yedi arkasından. Evet. Birini yaptırmış eşi için, Mausolos için yaptırmış olduğu Artemisia. Bir de bu donanma komutanı, amirali Artemisia. Bu sefer Salamis tarafından Atina'ya yükleniyorlar. Çok büyük bir savaş yaşanıyor, Salamis Deniz Savaşı. Salamis'in de görüntüleri vardı. Ama o kadar büyük ve güçlü bir donanma hazırlamışlar ki Yunanlılar. Bu Pers gücünü bir yerde savuşturuyorlar. Sonra da karada yapılan Plataea savaşlarıyla da artık tamamen bir yerde Perslerin Yunanistan macerası sona eriyor diyebiliriz. Ve artık hani Anadolu'dan çok da fazla Yunanistan'a sefer yapmak için herhangi bir politikayı gütmüyorlar. Yani son noktası Perslerin Yunan ana karası mı? Ana karası. Yani oraya birçok zarar veriyorlar. Kısmi olarak ele geçiriyorlar ama hiçbir zaman Anadolu'daki tüm bölgeyi ele geçirmiş oldukları gibi Yunanistan'ı da ele geçirmiyorlar. Tabii bunda bir yerde hani gücün, o kuvvetin daha fazla Anadolu'nun dışına çıkmadan Anadolu kıyılarında tutulma isteği de var. Bunun için de Atina özellikle sürekli olarak hani bunu öngörüyor. Bütün doktrinleri, felsefeleri bu yönde. Hatta çok önemli bir antik dönemin konfederasyonunu oluştururlar. Bir taraf Ege Denizi'nde Delos Adası'dır, diğer taraf Atina'dır. Der ki Atina, bakın Persler çok büyük bir tehlike ve onları bir şekilde artık Yunanistan'a sefer yapacak bir politika izlemelerine izin vermemeliyiz. Ne yapacağız? Bunun için güçlü olmak zorundayız. Yani tüm kıta Yunanistan'daki şehir devletleri ortak hareket etmek zorundayız. Ne yapacağız? Para yardımı. Hem asker hem para yardımı yapacaksınız. Kime? Kurduğumuz bu konfederasyonu. Atik Delos Deniz Birliği'ne. İşte Antik Helen'in sınırı nereden başlıyor dediniz ya. Yani başlıyor. O Helen birliği. İşte bu birliği kuruyorlar ya. Müthiş bir para, asker ve güç kaynağı
Atina'ya özellikle akmaya başlıyor. Ama o sırada Perslerin işgali altında yine de. Yok yok değil. Ha, Yunanistan değil. Yani. Hayır şey Ege'deki, Anadolu'daki şehir devletleri. Atina'ya geçirmiş durumdalar. Yani işgalde bir yerde bir Pers İmparatorluğu'nun parçası Anadolu o dönem. Ama yine de o Helen Birliği'nin parçası oluyorlar. Olmuyor. Parçası olmuyorlar. Şöyle ki Anadolu halklar için değil de Yunanistan Yunan için daha çok söyleyebiliriz. Ama diyor ki bize yardım edin. Para, siyasi, ekonomik ve politik yönden ve asker, gemi veya para. Atina çok zenginleşmeye başlıyor. Hatta Atina'da bugün yani Atina'ya gittiğinizde görürsünüz. Şeyler vardır. Hazine binaları denilen. O kadar çok para geliyor ki. Yani bir yerde o dönemin bankalarını kuruyorlar. Hazine binaları diye. Hatta bu Perslere karşı kazanmış oldukları o büyük zaferin anısına büyük tunç kazanlar diktiriyorlar. Ve belki fotoğrafı yok ama resmi yok. İzleyenlerimiz İstanbul Hipodrom deyince belki gözlerinin önüne getirecekler. Hipodrom'da, Sultanahmet'te o hipodromun orada dikili taş, obelisk deyince herkesin belki görenlerin gözlerinin önüne gelecek. Orada aynı zamanda bir yılanlı sütun veya burmalı sütun denilen bir sütun da vardır. Bronz. Hı hı. İşte o bronz sütun Perslerin, Perslere karşı Yunanların kazanmış olduğu zaferin anısına dev tunç kazanlar yapıyorlar. Tripod, üç ayaklı. O kazanları taşıyan ayaklardan birisidir o sütun. Hmm. Yani kazanın ne kadar büyük ve devasa olduğunu söylemek için bu örneği verdim. O da İstanbul'da hipodromda o Spina at yarışlarının, o dönemde yapılan at yarışlarının Spinasında durur. O da enteresandır. Tabii bununla da gurur duyuyorlar. Ve tabii ki bu birlik o kadar zengin ki artık. Slaytlarımızda var mı bilmiyorum. Elmalı definesine ben elmalı geleceğim. Elmalı definesi var. 1982'de Antalya'da Elmalı ilçesinde kaçak kazılarla diyelim ortaya çıkan bir define. Bu tabii ki yasa dışı yollardan ilk önce İstanbul'a, İstanbul'dan Almanya'ya, oradan da Amerika'ya kadar böyle bir yolculuk seyrini sürdürüyor. Enteresan bir hikayesi var tabii. İşte kazıyorlar, buluyorlar. O hikaye uzun ama enteresan ve biraz trajikomik bölümünü anlatayım. Amerika'ya gittikten sonra bu paralardan bir tanesi, tanesi 800 bin dolara tabii ki koleksiyoner piyasasında alıcı bulmaya başlıyor. Hatta bunu alanlardan birisi çok ünlü bir emlak komisyoncusu. Babası diyor ki evladım diyor yani bir paraya ne kadar antik dönemden de olsa hani 800 bin dolar gibi bir para. 3-4 ay sonra başka bir müzayedede o emlak komisyoncusu olan kişi 800 bin dolara aldığı bu parayı 1 milyon 200 bin dolara satıyor. Babasına diyor ki övünerek bak baba sen bana 3-4 ay önce söyledin 800 bin dolara alırım ama ben şimdi onu 1 milyon 200 bin dolara sattım diyor. Babası da şunu söylüyor. Evladım diyor bu senin olduğunu değiştirmez, senden daha da enayi birilerinin olduğunu gösterir diyor. Aha. Niye bu kadar değerli? Niye? Yüzyılın definesi diye geçer bu slide, şeyde resimde de ekranda seyircilerimizin gördüğü. Niye bu kadar önemlidir? Bulunan bu define, işte bu Atik Delos deniz birliğinin, o Atina'nın oluşturduğu o büyük muazzam birliğin askerlerine verilmesi için. Çünkü farklı şehir devletlerinden gelen farklı askerler var. Bir yerde hani anı parası gibi düşünebilirsiniz. Onlara ödenmek için ayrılan ama bir şekilde ödenememiş. Yani kasa şey saklanmış bunlar. 2000'e yakındır bu sikke. Sikkeler grubu. Ama hiçbir zaman verilememiş bir neden dolayı. Ya çünkü antik dönemde şöyledir. Ben de arkeolog olduğum için ve 6 sene müzede çalıştığım için hep sorarlar. Yani böyle define diye bir şey yok diyorum ben. Yani tabii ki bir para bulabilirsiniz. Yani binlerce yılın tortusu içerisinde yolda bile bazen gittiğimizde
İşte bir yağmur yağdığında topraktan birisinin düşürdüğü bir 1 lirayı, işte kuruşu buluyoruz. Tabii ki bu antik dönemde de böyle ama ben hep söylerdim. Yani kim kaybetmiş, kim bulacak? Yani bu kadar büyük hazineler gerçekten böyle binlerce yıl sonra bir tane, iki tane bulabilirsiniz. Hani herkes böyle bir define arama peşinde. Ben bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Bu bir artık hastalık gibi gelişmiş durumda, yayılmış durumda. Böyle bir şey yok. Tabii ki bir takım şeyler bulabilirsiniz. Paralar, küçük bir kese içerisinde konmuş para bulabilirsiniz ama bu niye yüzyılın definesi deniyor? Bu tarzda bu kadar önemli. Çünkü her bir para işte normalde basılan grup işte 4 drahmi iken bunlar mesela 10 drahmi gücünde, yani o kadar parasal değeri fazla o dönem için. O yüzden bir yerde de Anadolu'da bulunan, bir yerde kaçak yollarla ortaya çıkarılmış ama bir bölümü Anadolu'ya döndü, bir bölümü halen dava süreci içerisinde devam ediyor. Bunu teslim ettiler dava sürecinde. Elmalı definesi olarak geçiyor. Gerçekten muhteşem bir define. O da işte Atik Delos denilen, bu Atina'nın o dönemde kurmuş olduğu birliğe akan paranın, gücün ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. İşte Atina'nın bu 5. yüzyıl içerisinde, bizim klasik dönem diye adlandırdığımız dönem içerisinde bu kadar hızlı yükselmesinin, bu kadar hızlı zenginleşmesinin ve biraz da Batı'nın ondan sonra işte bakın Yunanistan, Atina, o büyük özgürlük, güç. Evet, düşünce. Demokrasi, ki demokrasi kavramı Anadolu'da çok daha önce var. Yani Hititlerde de var. Hitit meclisleri niye kurulmuş? Yani biz ben hep onu derim. Ya demokrasi ise Hitit kralı Telepinu. Uzağa gitmeye gerek yok. 600-700 yıl önce bütün bu demokrasi şu bu kavramlarından önce düşünün ki kısasa kısas hareket eden Hammurabi kanunları bir yerde kendini o Telepinu'nun, ya diyor ki kim kim diyor bir suç işlediyse o suçtan dolayı sadece o kişi cezalandırılır. Çünkü Hammurabi kanunlarında bir yerde şey var, ailesi de cezalandırılıyor. Yani, suçun şahsi. Tabii suç bütün aileye tezahür etmiş durumda. Telepinu diyor ki böyle bir şey olmaz diyor. Suçu işleyene aittir. O ceza ona verilmesi. Ailesi bundan dolayı bir ceza göremez diyor. Ve onlar adil bir mecliste yargılanmak zorunda diyor. Yani adam kral sonuçta. İstediğini de diyebilir ama diyor ki hayır, bir meclis kurulacak, yargılanacaklar, karar verilecek. Ona göre işlem yapılacak. Hani tabii ki ölüm cezası da var o dönemde ama düşünün ki o zaman periyodu içerisinde böyle bir Hitit kralı çıkıp cezayı şahsileştiriyor. Ben hep derslerimde anlatırım, hukuk öğrencileri olur bazen. Bilir misiniz derim Telepinu'yu, yani cezayı ilk defa şahsileştiren kral, Telepinu kanunları, fermanları diye geçer. O yüzden yani demokrasi kavramını da ben yine bir yerde mevzu bahis edebilirim. O da Anadolu topraklarında o binlerce yılın tortusu içerisinde var. Ama biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı Atina'nın ve Yunanistan'ın her şeyin hakimi, muktediri olma veya o imajı biraz daha güçlendirme, Batı'nın tarihçilerinin böyle bir şeyi var. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hani diyoruz ya Yunanistan, yani Yunanlılar. Birbirlerine destek olan o 300 Spartalı Leonidas, değil mi? Atina için gelmiş adamlar Sparta kentinden ölüyorlar Termopil'de. Termopil geçidinde ölüyorlar. Güzel. Atik Delos Deniz Birliği kurulduktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sparta diyor ki bu parasal ve siyasi ekonomik ranttan benim de diyor faydalanmam lazım. Ben sana yardım ettim. Yani seni Perslere karşı korudum. Askerlerim ve en ünlü komutanımı sana feda ettim diyor. Bana bu büyük federasyonun gücünden pay ver. Hayır diyor, vermem diyor Atina. Ne oluyor? 27 yıl süren savaş yaşıyorlar. Peloponnesos Savaşları denilen.
Atina ile Sparta arasında 27 yıl savaş oluyor. Hani Yunanistan? İki Yunan şehir devleti. İki tane şehir devleti savaşıyor. 27 yıl Duygu Hanım. Evet. Peki nerede Yunanistan? Hani kardeşlik. Demek ki şehir devleti kendi ekonomik, siyasi, politik erki gücü ne kadar elinde tutabilirse, hayatta ne kadar kalırsa kendi çıkarına bakıyor. Yani şey dinlemiyor. Ya bu da işte bizim coğrafya içerisinde başka bir kent. Buna da yardım edelim. Bunlar da bana yardım etti diye bir şey yok. Hayır diyor. Atina'nın âli değerleri. Ben diyor sana yardım etmem. Savaşıyorlar. Yani o yüzden... Bu arada 10 dakikamız var. Öyle mi? Yine bu sefer İskender'e... Sorun değil hocam. Bir pazartesi daha yaparız. Yani o yüzden sevgili seyircilerimize de hani şöyle bir fikir verelim. Biz hiçbir zaman bir kültür daha üsttedir, bir uygarlık, evet, öteki daha aşağıdadır demiyoruz. Ama maalesef tarihe objektif yaklaşılmadığı sürece bu sıkıntı hep yaşanıyor, yaşanacak. Ama tarihi ve, yazanlar onlar olduğu için. Evet, tarih işte en büyük sorunumuz o. Yani özellikle ilk çağ tarihi açısından. İlk çağ tarihi. Bu bize verilmiş, sunulmuş. Biz artık onlara o terimleri vermişiz. Evet. Onlar söylenmiş. O yüzden tabii ki birçok programda buna değindik. Hani uzun uzadıya bahsedebiliriz ama benim de en kırılgan ve bir yerde üzüldüğüm noktalardan birisi tabii odur. Tabii ki bir Yunanistan var, bir Yunan kültürü ama Anadolu var. Ben derslerimde anlatırken evet diyorum ki antik Helen, antik Yunan, antik Anadolu, Makedon. Mesela birazdan giremeyeceğiz belki ama Büyük İskender işte o büyük devinimiyle esas siyasi politik dünyanın bütün eksenini tamamen değiştiren bir adam. O devreye girecek Perslere karşı. Çünkü hep böyle kendi yetişme tarzından da Perslere karşı çok ön yargılı ve onlardan nefret ediyor. Tabii nefret etmesinin sebebi biraz işin aldığı eğitimin özellikle o tanrılar ve tanrıçalara yani o dönemdeki mitolojik panteona Perslerin bir hakaret yaptığı ve ben bunu cezalandırmalıyım diyor yani Perslerden. Yani bizim panteona tanrı ve tanrıçalara inandığımız yerlere saldırmışlar. O yüzden ben hani Persleri tamamen ortadan kaldırmalıyım. Yalnız ne oluyor sonra? Babil'e gittiğinde kendini Persli olarak görüyor artık İskender. Yani o büyük Makedon kralı bir Pers kralı olmuştur esasında. Hmm. Çok enteresan. Ona da değiniriz diyeceğim ama Az sonra diye haftaya diye. Arkası yarın şey hocam. Bir programı izlemeden diğerine devam etmek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden tabii işte tarihsel süreçler içerisinde bir takım kavramları, coğrafyaları veya isimlendirmeleri ortaya koyarken dikkat etmek gerekiyor buna. O yüzden süremiz de azaldığına göre ben yavaş yavaş Büyük İskender'le biraz başlayayım diyorum. Başlayalım hocam. Çünkü orada da hakikaten sizin vurguladığınız gibi. Yani mesela Hititlerden bahsettik. Biz daha Hititleri şurada kaç yüzyıl önce öğrendik ki. Hani bir uygarlık var bu kim denilerek ortaya. Ama onlar yüzyıllardır, bin yıllardır tarih yazıyorlar. Siz Herodot'tan okuyorsunuz bugün. Evet. Herodot'ta Bodrumlar Likarnassoslu. Evet. Ben yani hep söylerim. Bunlar bizim yurttaşımız. Yani hep programlarda defaatle konuşuyoruz. Yani Ospos, Us filan olunca... Ya da Yunan harflerini görünce hemen... Evet, bu Yunanistan diyor. Yani şimdi Latin harflerini görünce yani şey mi diyeceğiz? Fransızlar da Latin harfi kullanıyor. Almanlar da, İspanyollar da kullanıyor. Kardeş mi? Yani hepimiz kardeş mi olacağız Latin harflerine bakarak? Aynı şey. Yani o dönemdeki bir alfabe karakterine bakarak bir coğrafyayı, bir halkı, bir uygarlığı klasifiye etmek, onu bu şekilde tanımlamak o kadar yanlış ki o dönemde de alfabe olarak baktığımızda aynı, yani bugün modern Yunanca'nın bir yerde o kökenlerinde yer alan harfler var diye işte bunlar Yunanlıların bir zamanlar buralar, bu coğrafya Yunanlara ait dememiz gibi çok anlamsız bir sonuca doğru gidiyoruz.
O yüzden evet, antik Grekçe, işte hep onu da derim, Yunanların en büyük şansı o dönemdeki ilk çağ tarihinde tüm ekonomik, siyasi ve politik dengelerin, o güçlerin tüm Akdeniz ve Ege Havzası'nda en yukarı seviyede olduğu kısımda bu alfabenin kullanılmış olması ve bugün halen modern Yunanlıların bu alfabeyi devam ettirmiş olması. Bakıyorlar şehre, geliyorlar Efes'e. Tabii. İşte orada kitabeler var. Ne bu, hangi dil? Antik Yunanca. O zaman bu kimin bu uygarlık? Yunanlıların. Asos'a gidiyorlar. Burada kitabeler var. Likya'ya gidiyorlar, Ksantos'a. Burada Yunan alfa, yani günümüzdeki Yunan alfabesine de benzeyen harfler var. Bu kimin? Antik Grekçe, o zaman Yunanlı. İşte aynen yazıya bakıp, Latince'ye bakıp, bu Fransa'nın da, bu Almanya'nın da, İspanya'nın da demek, Türkiye'nin de demek gibi oldukça anlamsız bir sonuca gidiyor. Tabii onu destekleyen başka kuramlar da var. İlişki yok demiyorum. İlişki var. Yani bugün nasıl biz bir yurt dışına gittiğimizde, en yakın dostumuz bir Almanya'ya gittiğimizde, bir Yunanlı gördüğümüzde Yunanlıdır. Neden? Coğrafya, soluduğumuz hava, teneffüs ettiğimiz o atmosfer ortaktır. Yani birbirimize yakınız. Birçok konuda yakınız. Bu anlamda kendimizi yakın hissederiz. Tabii ki böyle bir coğrafyada uzaklık söz konusu değil ama antik dönemde de bu ilişkiler var, ama şeyi ortaya koymak lazım. Hayır efendim, bunlar antik Anadolu kentleri. İlişki olabilir, siyasi, politik, ekonomik, ama biz bir yerde Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. Kim kiminse o oranındır. Ben hep dile getiririm. Mesela Efes deriz, işte Efes kenti. Hitit kaynaklarında geçiyor ismi, Apasas diye. Öyle mi? Tabii ki. Apasas. Apasas, Efesus. Efesus. O kadar çok ki, yani o kadar bunu artık işte... Miletos diyoruz mesela. Milavanda. Geçen hafta Troya'dan bahsettik. Yani Troya kentinden bahsettik. Virusa. Hitit. Yani... Bir belki ticari bir alışveriş. Hitit kaynaklarında şey geçiyor. Ben hep ne olarak geçiyor? Arzava Krallığı. Yani bir krallık olarak bahseder. Hititler hatta her bir kral başa geçtiğinde bir Arzava seferi düzenler. Yani bir batıya sefer yapmıştır. Bunlar sefer yapıyor. Birinci binden bahsediyoruz seferleri. İkinci binin son çeyreği ya da diyelim, veya başları. Demek ki burada kentler var. Burası boş değil. Yani tamam, o kıta Yunanistan'dan gelmiş olsunlar insanlar. Buraya yerleşmiş olsun. Kabul. Yani boş bir toprağa gelmiyor ki. Yani boş bir alanı kolonize edip biz geldik, bayrağımızı diktik demiyor. Burada zaten hali hazırda Hitit kaynaklarında geçen önemli bir krallık ve o krallığın kentleri var. İsimlerinden bahsediyoruz. İşte Arzava Krallığı, Apasas diyoruz, evet. Mesela Efes kenti. O yüzden geçen programlarda da bahsederiz. Bir takım uydurma mitolojik hikayelerle, uydurulmuş efsanelerle bir coğrafyayı başka bir coğrafya hükmüne alıyorlar. Onların tasarrufuna koyuyorlar. Bu yanlış. Böyle bir şey yok. Makedonlarla dava konusu oldu. Ülkenin ismi değiştirildi yani. Yani Droysen'de bir tarihçi çıkıyor. Diyor ki Helenistik dönem diyor. Helenistik dönem ne? Kendi tarihçileri de söylüyor bunu. Yani birçok belgesel. Diyor ki mesela BBC'deki bir yazar, tarihçi anlatıyor. Helenistik dönem diyor. Bir tarafta hani Yunanistan, yani Yunanlılar, bir tarafta Roma, arada Helenistik, yani Yunanımsı. Ne yani Yunan, sanki bir devlet organizasyonu varmış gibi. Evet, ben mesela anladım. Şey diyorum, Helenistik dönemi kullanmıyorum, Makedon etkili dönem diyorum. Çünkü Makedon kralı Büyük İskender çıkıyor, 10 sene boyunca o büyük seferin düzenli. Bu adam şey demiyor kendini, Atinalıyım, Spartalıyım, Teb'liyim demiyor. Makedon adam, Makedon krallığının bir kralı, prensi. Doğal olarak tabii onun yarattığı etki bir Makedon etkisidir. Makedon krallığının etkisidir. Yani Büyük İskender şey açmıyor. Yani, yaşasın Büyük Yunanistan, hani
Evet ya, ben işte Atina'yı da çok severim, Sparta demiyor adam. Sefer düzenliyor ilk başta Atina şehir devletlerine. Kendi gücünü bir yerde, sınırlarını düzenleyebilmek için sefer düzenler, bütün Atina kent Yunanistan'daki şehir devletleriyle savaşır. E niye, yani bu Yunanlıysa niye savaşıyor? İşte biraz önce Sparta ile Atina örneğini verdik. Yani bunlar bu kadar kardeş sence, niye bu kadar savaşıyorlar 27 sene? Hani kardeşlik. Yani o yüzden o dönemi, yani ilk çağ tarihini deşifre ederken ve anlamaya çalışırken şuna dikkat etmek zorundayız. Şehir devletleri var. Şehir devletlerinin sınırları var, güçleri var. Hepsi kendi gücü doğrultusunda hareket ediyor. Biraz önce söylediğim gibi belli amaçlar için bir araya gelebiliyorlar. Belki hani o Pers tehlikesine karşı işte Spartalılar, ama bittiği zaman kardeşlik bozuluyor. Yani diyor ki ben Atina'yım, sen Sparta'sın, sana para vermem gibi. O yüzden yani gerçekten antik çağ tarihi, ilk çağ tarihini çok ciddi bir anlamda tekrar ele almak gerekiyor. Anadolu'da yapılan yüzlerce kazı var. Çok değerli bilim insanları var. Türk arkeologlar var. Bazıları benim arkadaşım, bazıları değil ama çok değerli araştırmalarda bulunuyorlar. Ve bunları bir şekilde hayata geçirip işte o antik Anadolu dediğimiz kavramı bir bütün olarak ortaya koyacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle programlarda faydalı olacaktır inşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Arkası yarında İskender, Büyük evet. İskender konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyircimiz, kısa bir ara. Markalaşma, bir marka yaratma, bunu pazarlama, hatta ihraç edebilme. İşte içinde bulunduğumuz yüzyılın ekonomisinin en önemli unsuru. Peki markalaşma hususunda ve marka iletişimi hususunda nasıl bir yol izlenmeli? Marka Konseyi Başkan Yardımcısı ve Marka Danışmanı Necdet Karay'la ekibimizden Sertaç Darcan'ın gerçekleştirdiği bu konuya ilişkin özel röportajı ekranlarınıza taşıyarak veda edeceğiz. Durmuş Kılıç'ın görüntüleriyle buyurun. Güncel'den iyi akşamlar. Bu akşam çok özel bir konuğum var. Marka danışmanı ve grafik tasarımcısı sevgili Necdet Kara bizimle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi yeni yüzyılın ve yeni dünya düzeninde aslında baktığımızda markalaşma ve marka olma yolunda çok güzel adımlar atılmakta. Ve bu son zamanlarda aslında baktığımızda çok büyük ivmeler kazandı. Marka olmak ve markalaşmak çok önemli bir kavram mı artık? Çok önemli. Yeni yüzyıl aslında markalar için, marka olmak için çok büyük şanslar getirdi. Şöyle ki, marka daha önce bir şeyin tescil edilmiş, bir ismin tescil edilmiş hali gibi algılanıyordu. Ama yeni yüzyıl bize şunu getirdi. Bir, katma değerli ürün yaratmanın ya da ürüne katma değer katmanın 4 tane yolu var. Birincisi, ya bir icat yapacaksınız, ya bir inovasyon yapacaksınız, yani bir buluş yapacaksınız, ya ciddi bir yeni tasarımınız olacak, ya da markalaşacaksınız, marka olacaksınız. Bu 4 büyük başlık altında bütün sistem oluşmaya başladı. Bütün dünyada ve resmi kayıtlarda, bizde de yöneticilerimizin artık ajandasında marka olmak diye bir şey var. Yani marka, 4 başlık var marka. Bunların kırılımları farklı farklı ama markaya böyle büyük bir şans getirdi. Biz markanın geçmiş yıllarda hep iletişim boyutuna çok önem verdiğimiz için markanın aslında inşa bölümü biraz zayıf kaldı. İnşa kısmını çok fazla değerlendirmedik. Tabii medya ağırlıklı iletişimine, daha doğrusu büyük bütçelerin döndüğü alan ve dikkat ettiğimiz son kullanıcının karşısına çıkan marka ismi
logolar, görseller hep o alanda olduğu için sonuçta hep markalamak iletişimle ilgili bir boyut gibi oldu. Onun için markalaşma diye konuşuluyor. Halbuki bir de bizim yaptığımız, daha önceden yaptığımız bir kısım daha var. Markalama dediğimiz kısım. Yani markanın özünü oluşturmak ve kendini nasıl ifade edeceğiyle ilgili formülleri oluşturmak, ilk başta yaptığımız iş bunlar. Yani bir marka bir kişi gibidir. Kişi gibi ele alırız. Ben özellikle öyle alıyorum. Ve markanın kendini ifade etmesi için belli araçlar var. Bunu anlatmak şöyle yaptığımız zaman çok daha kolay. Bir marka kendini dört şekilde ifade edebilir. Görünüş, duruş, davranış ve iletişim. Aslında bunların hepsi bir iletişimdir. Ama biz anlaşılması kolay olsun diyerek dört farklı alanda tarif ediyoruz. Aslında tabii ki görünüş bir numara. İlk önce görüyoruz, gördüğümüz kısım. Markanın özü oluştururken tabii ki öncelikle isim. Çoğu zaman isim bulmakla başlar marka macerası ama isim gerçekten zor bir şey. Yani bir isim bulmak. Ben şöyle şeyin olmasını çok tercih ederim. İsmi olan bir marka üstüne çalışmak. Yani eğer müşterimiz daha önce kullandığı bir ismi bulduysa ve hakikaten tescil edilmiş herhangi bir sorunu olmayan bir isimse süper bir başlangıçtır. Ama genellikle böyle olmuyor. Böyle olsa bile bize yeni bir taleple gelmiş oluyorlar. Önce isim bulmakla başlıyoruz. Ama bundan sonra asıl markalaşmanın vaftiz babası dediğimiz Vali Olins'in bir sözü vardır. Der ki bütün markalama programları logo ile başlar. Çünkü görünen kısmı olduğu için ismin görseli, artık isim logo dediğimiz görsel marka bütün değerleri onun üzerinde toplayacaktır. Ondan sonra da marka görselleri yaratmaya başlarız, sloganları. Bunların hepsini görseller diyoruz yarattıktan sonra artık. Marka ile ilgili sözel ve görsel olarak bir şeyi ayırmıyoruz. Bütünlü marka görselleri diyoruz. Onun tamamı markayı ifade etmeye başlıyor. Yani bir markanın cinsiyeti vardır, kişiliği vardır, kimliği vardır. Ne yapacağı ve neler yapmayacağı vardır. Aynen kişiler gibi tercihleri vardır. İletişimini o şekilde, o istediği tonda, gerektiği tonda vermektir bizim görevimiz. Yani onu tespit etmek, o anlamda da geliştirmektir. Markalama ilk başta tespit ettiğimiz kadar net olmaz tabii ki. Ana hatlarını çizeriz. Zaman geliştikçe hayatın şartları zaman değişir, hayatın algısı değişir. Bu tabii ki 1-2 yılda olacak değil, 5-10 yılda, 15 yılda çıkacak yeni yeni şeyler. Hep ona bir takım değerler katarız. Sürdürülebilir olmak günümüzde mesela çok önemli oldu. Dolayısıyla bu markamızın gerçekten daha önce sosyal sorumluluk dediği projelerden bir kısmını artık sürdürülebilirlik ya da sosyal fayda görevi olarak alarak marka kişiliğine bir boyut daha ekleriz. Böyle giden bir süreçtir. Bu süreci aslında markalaşma diyoruz. Bunun bir kısmı ticari iletişim olarak devam eder. Bir kısmı zaten marka kendini ürün olarak kendini ifade eder. Biçimi olarak, ambalajı olarak, logo olarak, ismi olarak, pazardaki yeri olarak, satış noktası olarak, fiyatı olarak bize zaten hepsi ile bir iletişim, bir mesaj veriyordur. Tezgahta durduğu yerden varoluş şekline kadar hepsinde marka çok basit bir biçim olmasına rağmen, çok basit bir olay olmasına rağmen değişkenleri çok farklı olduğu için işi yapmak ve de anlatmak çok zordur. Şöyle de bu formülleri herhangi bir akademisyen ya da 5-6 tane marka konusunda kitap tavsiye etsem okusak hepimiz aynı şeyi, evet şu yazar bunu diyor, işte Vali Olins şöyle demiştir, David Aker böyle der falan diyebiliriz. Yani şey olarak görürüz ama ürüne göre değişir, fiyata göre değişir, rekabetine göre değişir, ülkeye göre değişir, zamanın ruhuna göre değişir. Dolayısıyla burada bir usta çırak ilişkisi, deneyim, o deneyimi aktaracak hisler, bir sanatçı ruhu da içindedir. Hissetmek, yani ne tarafa doğru gidecek, nasıl bir şey olmalıdır, onu da biraz şey yapmak lazım. Asıl ustalık orada bence. Evet, anlattıklarınız çok önemli aslında baktığımızda, ama sizin anlattıklarınız bu bağlamda altın kurallar mı?
Bana göre altın kurallar. Şöyle, burada altın kural dediğimiz zaman biraz esnetmek lazım. Ben Marka Konseyi ikinci başkanıyım. Evet. 60 civarında üyemiz var şu an. Yani markayı tarif eder misiniz desek 60 tane tarif, hatta 100-150 tane, ikişer üçer kere tarif edebiliriz. Yüzlerce tarif bulabiliriz. Dolayısıyla ama hepsi de doğrudur. Yani az önce bahsettiğim değişkenler ve esnekliğe göre. Evet, hepsi doğrudur ama özü birdir aslında. Özü birdir. Onun için anlatmakta da zorlanırız. Bazen iddialaşmak da çok zordur. Yakında belediye seçimleri geliyor. Her başkan büyük olasılıkla şey diyecek. Şehrimizi markalaştırıyoruz. Marka olmuştur. Eski başkanlarsa markalaştık. İşte şöyle yaptık falan, marka şehir falan gibi marka kavramı. Biraz böyle şeyi kullanırız yani. Burası bir marka oldu. Ben artık marka oldum. Beni tanıyorlar falan gibi. Böyle şeylerle karşılaşıyor. Evet, doğru. Ya da meşhurlar için de söyleniyor. Ünlü yönetimi başka bir şey, ünlü yönetimi ya da çok iyi ürün olmak başka bir şey. O bizi marka yapmaz. Marka olmak başka bir şey. Çünkü markanın o isimle genişliği alanlar var. Gelecekte o ürünü yapmama, başka isimlerde başka şeyler satmak gibi planlar olabilir. Genç bir jimnastikçinin markalaştırması olur. Çünkü o artık belli yaştan sonra o işi yapmayacaktır, yapamayacaktır zaten. Dolayısıyla o ondan sonraki hayatını nasıl sürdürecektir, nasıl planlayacaktır? Ya da bir futbolcu ya da sporla uğraşan herhangi biri için yaş sınırları olduğu için alkışlar, o güzel dünyaların başka yerinde yapayalnız kalabilir insan. O yaşlarda onu bile planlamak gerekir. Yani markanın da genişleyeceği bir alanı o ismi yükleyebiliriz marka iletişiminde. Peki yaratıcılık ve düşünme bu anlamda nerede? Bence yaratıcılık işin merkezinde. Çünkü bir kişi yaratıyorsunuz. Aynı roman yazarı gibi ya da dizi filmi yazarı gibi tane tane bu olay karşısında nasıl bir tepki göstermesi lazım. Bazen evet çok büyük kırılma anları olabilir. O zaman hayatı insan gibi başka boyuta belki markaya taşıyabiliriz. Ama genellikle tutarlılık esas ve o kişiyi düzgün şekilde yazmamız lazım. O da oyununu düzgün oynaması lazım. Bir şey çıkartabilmek için önce düşünme, hayal etme ve sonra da bunu hayata geçirebilmek. Aslında baktığımızda bir üretme. Peki buna odaklanma ve marka ve markalaşma yolunda nasıl yollar izlenmeli? Bu tabii ki çok farklı imkanlar da sunuyor bize. Hem de farklı yaklaşımlar da sunuyor. Gerçekten düşünce bazen... Eğer şöyle bir şans varsa süper bir şey. Ürünü tasarlarken, daha ürünü tasarlama aşamasında bir marka olma fikriyle yola çıkıyorsanız işiniz çok daha kolaylaşır. Çünkü ürünün kendi de konuştuğu için ürünün biçimini bile yaparken o duyguyu verebilirsiniz. Öyle araçlar var ki çocukluğumda gördüğümde Allah Allah bu otomobil ne diye bakıp da evet şuymuş, marka söylemek için söylüyorum. Evet Allah Allah. Yani o kendine bir şey ifade ediyor ve o anlamı yüklüyor. Ondan sonra ismime bakıp da bu neymiş ya falan. Yani kapı kulbundan ki bilmem ne şeyine, farına, üstündeki işçiliğin kalitesinden ışık yaymasına ya da mat olmasına fark etmiyor. Bunun gibi ürünün kendisi bir şeyler söylüyor bize zaten. O aşamadan başlıyorsanız o kimliği oluşturarak dolayısıyla onun iletişimini yapmak daha kolay kişiliğini. Ama daha kalıplaşmış, yeni, farklı algılanan bir markaysa buna yeniden markalama, rebranding diyebiliyoruz. Yeniden başlayacağız. Bunun her şeyini konumlandırması, şekli, belki logosu, belki isminde bazı değişikliklerle yeniden ele alabiliriz. Bu da aynı bir markalama süreci gibidir. Herkes marka olabilir mi? Bence olur. Olmak istemesine bağlı bir. İki, özünde taşıdığı o farklılığı ortaya çıkarıyorsa. Çünkü üründe daha kolay, yani rekabetini bildiğimiz için bir şeyi öne çıkartmak belki daha kolay olabilir ama o da belki diyorum. Ama kişinin de marka olmak için farklılaşacağı bir şey olması lazım. Kendinde onu hissetmesi lazım.
ondan sonra zaten onu kendinde hissetmesine çevresi şey yapmaz. Çevresi mutlaka söyler. Aa sen şunu iyi yapıyorsun. Aa ne kadar güzel yapmışsın. Aa sen de şöyle bir şey var. Onu söylerler. Sesin güzel, şeklin güzel. Yok bilmem ne, elini şöyle yaptın. Nasıl yapıyorsun falan. Yani onu keşfedip de o şekilde kullanabiliyorsa aynen istediği gibi bazı insanlarda markalaşma yeteneği var. Kendiliğinden bu dediğimizi yapabiliyorlar. O hedefe doğru, o hedefe doğru giderken stratejilerini, kişiliğini, kimliğini, neler söyleyeceğini yan yana getirip onu bulan insanlar da var. Yani dolayısıyla orada başarılı tipler olabiliyor. Kendi mesleğinizin içinde iki kavramı ele alsak, iyi ve kötü. Kötüyü de markalaştırabiliyor muyuz? Kötü, tabii ki kötü de markalaşır. Kötü, daha doğrusu neye göre kötü, neye göre iyi diye bakmak tartışılır. Çünkü kraliçe güzel, herhangi bir işçi, halktan birisi. Kötü biri mi? Yok değil. Yan yeri kraliçe seçiyorsak kraliçe güzel. Ama bilmem ne güçlü bir erkek, temizlik bir şeyi seçiyorsak kıllı yumruk o da güzel olur. İsimler de öyledir. Çağrışımların melodisi de öyledir yani. İyi ve kötü derken hangi alanda, hangi üründe ne yapıyoruz kısmı ön plana çıkıyor. Estetik olarak çirkinliğin bir heyecan şeyi vardır. Çirkinler mutlaka, çirkinler için hazır bir rol vardır yani onu söyleyeyim. Olağanüstü çirkinseniz bir heyecan yaratır ve onun şeyi hazırdır yani. Onlar için böyle bir rol vardır ama kendi yeteneğine göre de onun ne denir derecesini artık kendi verirler. Halk dilinde aslında bir kavram var, çirkinin şansı. Evet. 1-0 önde mi? Evet ama tam yani bizim işte şöyle bir şey ya önde çok önde iyi bir önde olacaksın ya arkada olacaksın. Aradaki o yumuşak alan, çamurlu alan, batak alan oralarda kaynar gidersin. Yani oralarda olmak kötü. Orta boy mesela 1.70 ortalama Türk insanı böyle 1.68 mi? Uzun boylu olmak da avantaj, kısa boylu olmak avantaj. Çünkü onların söyleyecek, hemen baştan söyleyecek bir hikayesi var. Diğerlerinin bir şey koyması lazım. Yani onun üstüne bir şey ifade etmesi lazım ki fark yaratsın, öne çıksın. Peki insanlar kendisini pazarlayabilirler mi? Yoksa her insan kendini pazarlarken profesyonel insanların kapısını çalmak zorunda mı? Bu tabii ki pahalı bir iş. Markalama hizmeti. Yani az önce söylediğim gibi hem o bilgilerin hem de o deneyimin birilerinde olması lazım. O da çok büyük zaman harcanan bir süreç olduğu için onu biriktirmek bayağı bir zamana mal olduğu için bunun bedeli de tabii ki pahalı oluyor. Dolayısıyla ilk başlarda çoğu insan bunu kendi el yordamıyla bakar. Öyle söyler, yaparlar. Çünkü herkes için vardır bir logo, işte ne denir, bir isim bulalım. Şunu bir logo olsun, işte şuraya da bir resim koyalım, güzel olsun. Buna şöyle bir metin yazmak lazım falan gibi koyuyorlar yani. Bir şey gibi, ne denir, diğer en azından rakipleri falan taklit ederek bir yerlere gelebilirler ama bir noktadan sonra mutlaka bu bilgiyi alması lazım. Çünkü yoksa eninde sonunda bedelini ödersiniz. Kötü bir isminiz varsa, yani çok kötü bir logonuz varsa ürüne uymayan ya da yanlış bir ambalajınız varsa, yani sevilmeyen bir yanınız varsa mutlaka bunun bedelini ödersiniz. Daha sonra daha çok bedel ödersiniz. Nerelerde hata yapmaktayız? Biz ulus olarak çeşitli özelliklerimiz var. Bunların bir kısmı çok iyi. Çok hızlı karar veriyoruz. Hemen harekete geçiyoruz. Günlük şeylerde çok başarılıyız. Ama aylık, yıllık vesaire planlar, her 3 yıllık, 5 yıllık herkesin var olduğu söylenir. Genel olarak konuşulur ama onlara tam uymayabiliriz. Çoğu zaman hafif hafif böyle çeviririz. Yani bizim Allah'tan marka el kitabı gibi hazırladığımız bir şey hep patronun ön sözüyle, yani büyük CEO'nun ya da şefin neyse ön sözü imzalı olarak yayınlanmış bir belge olduğu için bu belgeye göre yaparız, ona göre düzeltiriz ve insanları yönlendiririz. Biraz orada koruyucu şeyimiz olur. En büyük danışman olarak en çok yaptığımız görev yanlışları durdurmak. Bir dakika şurada bir şey var, bir dakika şu şöyle olsun, bir dakika hep öyle demek de geçiyor. Ama bu şey, büyük yanlışlar değil. Zaten büyük yanlışları büyük patronlar yapar. Marka yolunda marka danışmanı olarak
Güven neresinde? Güven tabii özünde bir. Yani bunları istikrarlı, sürekli az önce söylediğim şeyleri yapmak zaten o güveni yaratmak için güven. O sarsıldı, geriye dön. O artık insanların şeyi yok. O kadar çok alternatifiniz var ki. Sizi sildiği zaman unuttu gitti. Bir daha şey yok. Yani çok değerli arkadaşım öyle bir kavram bulmuştur. Yani sizi gündemden siler atar ve şeyi bulmazsınız ki biz de öyle yaparız. Hatta bazen deriz ki Allah Allah ne yaptık da o ya gündemimizden çıkan şu niye çıkmıştı acaba? Hatırlamayız bile. O derece silebiliriz. Onun için hata yapmamak ve güven üzerine düzgün iletişimini düzgün yürütmek çok önemli bir şey. Bütün insanların aynı şey, marka için çalışan tüm insanlar aynı şeyden geçmek durumunda. Yani kendini onun bir parçası gibi görmeli, onun gibi konuşmalı. Öngörme? Yani öngörme önemli ama o kadar ileri görüşlü değiliz. Şöyle söyleyeyim ben, biz kendimizi yani sektörün içinde olan bu kadar okuyup yazan, dünyadan haberi olan insanlar olarak çok ileri görüşlü olduğumuzu düşünürüz. İlk fax ajansı aldığımızda bütün çalışanlar bir fax geldiği zaman başında toplanıp kırırt kırırt çıkan şeylere bak. O kadar sevinirdik ve çok beğenirdik. Hakikaten mucize bir araçtı. Şöyle düşünmüştük. Sanıyoruz ileride her evde bir tane fax olacaktır. Mesela ileri görüş, böyle bir ileri görüş, yani geçersiz bir görüş. Artık faksı geçtik yani onunla ilgili bilgi toplamalar, CD'ler, bambaşka bir yerdeyiz. Artık şeylerde kaydetme diye bir şey yok, programı buluttan kullanıyoruz. Bilmem fotoğrafları şuradan alıyoruz. Yani her yerde çalışır vaziyete geldik. İlk bilgisayarlar çıktığında laptoplar, biz de reklamlarını yapmıştık o zaman. Bir özgürlük vaat ediyordu yani laptop ama sadece kendi 4,5 kiloydu. Yani bir de ayrıca yanında şeyler vardı yani ilave piller falan. Öyle bir şeyden bugün yani her yerde çalışır. Evet bizim için öyle oldu yani. Çalışır vaziyete geldik. Özgürlük, eğer özgürlük çalışmaksa o hale geldik. İletişim? İletişim çok gelişti. Aslında belki de şeyi söylemek daha önemli. İletişim fakültelerine işte şu kadar bölüm var, bu kadar insan alınıyor, ne oluyor falan gibi bir şey deniliyordu. Geri dönüp şuna bakmak lazım. Yani Türkiye'ye bu kadar mühendis lazım mıydı? Değildi. Bu kadar inşaat mühendisi, bu kadar bilmem, bu kadar tiyatrocu, oyuncu, bu kadar kanal. İlk raporlarda ileri görüş söyleyeyim ben size. Türkiye'de televizyon yani kendini yöneten bir televizyon için 3 tane kanal olabilir. Dolayısıyla bundan fazlası olamaz deniliyordu. 3 kanal, 3 televizyon kanalı. Çünkü televizyon kanalını ne besliyor? Reklamlar. Reklamlar ne kadar? O zaman ölçüler $300 milyon. Herhalde öyle. Belki daha az. Tam da ölçülmemiştir bile. 100-150 milyon dolar, $30 milyon. Çünkü o saatler doldurulacak, programlar yapılacak. Ama geldiğimiz noktada dünyanın ikinci büyük televizyon dizisi satan bir ülkeyiz. Yani Amerika'dan sonra ikinciyiz. Yani diğer gelişmiş ülkeler, başka sevdiğimiz, beğendiğimiz, hayran olduğumuz ülkeler yok. Bu markalar için de çok büyük bir şey, tanıtım fırsatı oluşturuyor. Yani o dizilerin yarattığı, oynadığı her ülkede sizin mutlaka bir şeyiniz var. Sizi görüyor, orada kıyafetten bakıyor, koltuğa bakıyor, masaya bakıyor, ne denir, aksesuarlara bakıyor ve Türk markasının şeyi, değeri kendiliğinden artıyor. Ya da taahhüt sektörü. Bunca mühendisi ne yapacaktık? Dünyada ikinciyiz. Çin'den sonra. Bizden sonra çoğu zaman Amerika üçüncü oluyor. İkinciliği, üçüncülüğü Amerika ile paylaşıyoruz. Hani böyle başarılarımızı da görmemiz lazım. Peki Avrupa'ya baktığımız zaman eskiye nazaran ülkemiz hangi konumda? İyi bir konumda. Şöyle, konumda onu olumlu olarak kullanabilsek daha da iyi olacak. Ama bunları yönetmek istiyoruz ya da müdahale etmek istiyorsak o zaman biraz sorun olmaya başlıyor. Nasıl? Televizyon dizileri çok düzgün. O zaman ayarlayalım, şunu şöyle yapalım. Bir şey diyorsanız yani onu bozuyorsunuz demektir. Yani o başarı kendiliğinden olmuş başarı. Mesela siyasetin özel televizyonlara evet demesi
bunca iletişimci için hem bir fırsat olduğu gibi ülkemiz için de koskoca büyük bir fırsat. Hatta onun yarattığı katma değerin ne olduğunu hesaplamak bile bayağı zor bir iş. Yani şu an içinde bulunduğumuz yani dizinin şeyin ne denir programın etkisinin yaratacağı değerleri yani ölçmemiz mümkün değil. Önemli mi? Evet, çok önemli. Asıl bunun üstüne kafa yoruyor dünya şimdi. Şehir markaları bütün bunun üzerine çalışıyor. Bu kadar kavramın içinde sizin ikinci mesleğiniz olan grafik tasarım nerede yer almakta? Grafik tasarım çok önemli bir yerde. Çünkü görünüş dediğimiz kısımda az önce Wally Ollins'in adını çok beğendiğim, sevdiğim birisidir. Birkaç yıl önce vefat etti. Onu olimpiyatları logolarından tanırız. O dediği için söylerim. Yani bütün markalama programları logoyla başlar. Logo görsel, daha doğrusu siz bunları biliyorsanız bir grafik tasarımcı olarak söylüyorum. Tasarımcı olarak logoyu, tipografiyi, fontları, şekillerin ne de ifade ettiği, renklerle ilişkilerini bildiğiniz zaman o kişiyi yaratmanız daha kolay oluyor marka kişisine. Onun için grafik tasarım çok büyük bir güçtür. Ben bazen güç derken elimi bile böyle hani kılıcı tutar gibi tutarım. Bu kadar kavramları ve oluşumları konuşuyoruz ama röportajımızın sonuna gelmekteyiz. Bir de marka konferansı söz konusu yıllardır. Hem bakış açınızı sormak isterim kısaca ve yeni yılda beklentileri. Marka konferansı çok ilginç, şöyle ilginç. 99 yılında sanıyorum ilk düzenlediğimiz konferanstı. Ondan sonra her iki yılda bir Ankara Ticaret Odası ile birlikte yaptık. Ve Ticaret Odası bunu görev edindi. Gerçekten bayraktarlığını da yapıyor. Başka ülkemizde birçok ilin ticaret odası var. Bir tek Ankara Ticaret Odası bu kadar sahip çıktı ya da diğerleri hiçbir şey yapmıyor bu konuda bilmiyorum. Gerçekten şu an yaptığı şey uluslararası. Son 2-3 tane konferansı ise uluslararası marka festivali şeklinde yapıyor. İstediğimiz misafirleri, konuşmacıları dünyanın başka ülkelerinden ben mesela 2 tane konuşmacı getirttim. Bir Londra'dan, bir Balkanlardan bir ülkeden konuşmacı davet ettim. Evet, getirttiler. Hiç şey yapmadılar yani. Ben bir salonu 3 gün boyunca organize ediyorum konuşmacıları. Bana öyle bir fırsat veriyorlar. Dolayısıyla o tür şeyleri gerçekten inançlı bir şekilde yapıyor yani marka festivalini. Çok büyük bir etkinliktir. Festivalin başka bir boyutu var. Onu keşke ben yapmış olsam dediğim başka bir boyut vardır ki sosyalleşme boyutu. Yani okullardan kentin çevre okullarından, liselerinden öğrenciler getiriyorlar. Onlar orada ikram ağırlanıyor. Ağırlanıyorlar. Onlara fişler veriyorlar. Yemeklerini alırlar, gelirler masalardaki şeylerden, ikramlıklardan yerler. Herkesle bir olurlar ve onlar ilk defa böyle bir yerde çoğunun gözlerinden hissederim. Ben onlara bakarım. Keşke diyorum bu projeyi ben ya. Bu proje bilinçli yapılmış bir şey midir? İnşallah öyledir ama bu kısma bence müdahale edilmemesi gereken en önemli kısımdır. Çünkü 22 bin kişi geliyor izlemeye. Bunun bir kısmı bu öğrenciler. Öğrenciler geliyor, ünlülerle görüşüyor, belediye başkanlarıyla görüşüyor, herkesle fotoğraf çektiriyorlar. Yani yan yana olma duygusunu, şehirleşme, Ankaralı olmak, şehir insanı olmak. Evet, bize bir amca abi getiriyor beyaz eldivenli bir şey sunuyor, yiyoruz bir daha getiriyor. Masa doluyor sürekli, birileri çay getiriyor, kahve içiyorsunuz falan. Bu kısmın da çok önemli olduğunu söylüyorum ve bunu herhalde benden başka dikkat çeken yok. Keşke bana sorulsa da keşke de ben de böyle bir şey olsa deseydim yani. Bu büyük bir proje, buna devam etmek lazım. Bu kısım çok önem veriyorum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yeterince konuştum diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum.